Herkese merhaba, ben Göktuğ Gedik. Bu bölümde iPhone'umuzun pil ömrünü uzatacak 4 ipucundan bahsedeceğiz. iPhone'umuzun ekran parlaklığını düşürdük, 3G, Wi-Fi ve Bluetooth'u kapattık. Hatta e-posta kontrol sıklığımızı bile azaltmamıza rağmen pilimiz hala hızlı bir şekilde tükeniyorsa belki de çözümü başka bir yerde aramamız gerekiyor. Pili en çok tüketen şeylerin başında GPS, yani cihazımızın konum bilgisini almaya çalışması yatıyor. iOS 8 ile birlikte artık bir uygulamanın konum bilgisini ne zaman kullandığını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Ayarlar, gizlilik, konum servisleri içerisinden hangi uygulamanın konum bilgisine erişebildiğini görebiliyor, sadece uygulama açıkken kullanmasını sağlayabiliyor veya tamamen kapatabiliyoruz. Bazı uygulamalar ekranda açık olmasa bile arka planda işlem yapmaya devam edebiliyor. Ancak bu işlemlere ihtiyacımız yoksa gereksiz yere değerli pilimiz tükenebiliyor. Konum servislerine benzer şekilde ayarlar, genel, arka planda uygulama yenile içerisinden hangi uygulamaların arka planda yenilenebileceğini görebiliyor, sık kullanmadıklarımızı kapatabiliyoruz. Bildirimler iPhone'da çok işimize yarıyor. Ancak gereksiz yere gelen her bildirim hem veri tüketiyor hem de daha da kötüsü her seferinde ekran ışığımızın yanmasına sebep oluyor. Gün içerisinde birden çok bildirim alıyorsak ekranımızın bu kadar sık açılması pilimizi ciddi anlamda tüketmiş oluyor. Bunun için ayarlar, bildirim merkezi içerisinden oyunlar veya önemsemediğimiz uygulama bildirimlerini kapatabiliriz. iOS 8 ve Yosemite ile beraber gelen handoff sayesinde cihazlarımız arasında kolayca geçiş yapabiliyor, yarım kalan işlerimize diğer cihazdan devam edebiliyoruz. Ancak bunu yapabilmek için iPhone'umuzda Bluetooth'un daima açık olması ve sürekli etraftaki cihazları araması gerekiyor. Bu da yine değerli pil ömrümüzü tüketiyor. Bunu engellemek için ayarlar, genel, handoff ve önerilen uygulamalar içerisinden bu özelliği kapatabiliyoruz. Eğer tüm bunlara rağmen hala pil ömrümüz hızlı bir şekilde azalmaya devam ediyorsa, ayarlar altındaki pil kullanımı içerisinden pil tüketen uygulamaları tespit edebilir ve gereksiz olanları silebiliriz. Ne olursa olsun pil ömrü büyük problem, ancak ben iPhone 6 Plus'ı seçerek bir nebze de olsa bu sorunu günlük hayatımdan çıkartabildim. Sizin cihazınızın pil ömrü nasıl? Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.